Trent Hoca'nın da Ankara Spor'a dönüşü önemliydi bana göre. Ankara Spor'un o aşamada yapacağı belki de anlaşma adına en doğru hocalardan biriydi. Çünkü Galip uzaktan şutları etkili olan isimlerden birisi. Çabuk geldi Mert Han müdahale yaptı, topu uzaklaştırdı. Abdullah Karmi savunmada dikkatli. Berkay Can sakatlığı nedeniyle geçmiş hafta sakat tamamlanması için. Sakattan herhalde oynadığı, aldığı ceza da geçti. Evet, 3 maçlık cezayı da tamamladı. Tribündeyken 3 maç ceza aldı. Balıkesir Başkanı'na yaptığı söylemden dolayı. Topun sahibi o ileriye doğru uzun bir pas gönderdi. Ergin yükseldi, kafayı vurdu. Topun indiği yerde hareketlenen isim Thiago Bezerra. Thiago. Yerden pası isabetli değil. Daha önce burada yapıldığı gibi önden arkaya ya da arkadan öne açmayı, bunları bildikleri halde yine de oyun paylaşımında, oyuncu paylaşımında bu hatalar oluyor. İstediği pas trafiğini yaptırmıyor Ankara Spor. Ergin indirdi. Thiago aldı topu önüne, açtı ayağından. Gözler Ali Sözkahya'da devam diyor. Bunu çok daha kapsamlı şekilde değerlendireceğiz. Sadık İlhan Tanış Çolak'la birlikte. Ergin mücadeleyi sürdürdü, yerde kaldı. Faul Adana Spor'un. Galip, Ragıp biraz açtı ayağından, kaybetti topu. Karşıdaki yardımcı da pozisyonları yapamayabilir. İlk pozisyonda belki bir hata yaptı ama diğer üçünü oynatmadan müthiş kontrol, çıkış noktasını iyi tespit. Ali pasını verdi sol kanada. Ceza sahasına Talha ve Thiago hareketlendi. Talha zeminin azizliğine uğradı. En güzel ısınma yöntemlerinden evet. Birisi bu da bir gerçek. Hoş yağmurluk var hepsinde acaba. Burada mı verdiler yağmurlukları? Çünkü kırmızı yağmurluk Ankara Spor tarafından sanki dağıtıldı. Marco. Ergin. Tekrar Marco'ya geldi top. Soldan kaçan bir oyuncu var ama oraya değil. İhtimale karşı Tolgahan'ın sakatlığı sonrasında Ergin indirdi. Devre arasında biraz daha detaylı inceleme şansları olacak en azından. Yani Abdullah Karmil. Abdullah'ın pası. Muhammed Bayır. Muhammed Lokman'la oynadı. Lokman, Thiago kazandı topu. Ergin tekrar Thiago ile oynadı. Thiago ve Zerra. Thiago aldı. Talha'ya pas. Talha Mayhoş. İki oyuncu karşıladı. Geriden gelen topta geriden gelip çok iyi yükseldi ama kötü vurdu. Biraz Uruçtan, daha evet, yüksek gelmesi gerekiyordu. Demek gerçekten doğru değil yani. Daha çok kötü havalarda, karlı buzlu havalara göre en azından yağmurlu bir hava. Ama dediğin doğru. Çünkü sürekli yaşadığın ortamda. Bu arada Talha ceza sahası içinde korner. 10-15'te Can. Tabii bir de Can maçta... Serçene var. Çok güçlü. O 3-4 haftadır sevdi herhalde orayı. Bu maçta 18'de de yok. Somun arkasına bir pas. Mehmet. Abdullah Karmil. 3 oyuncu var Adana Spor'dan çevresinde. Furkan'la buluşturdu. Yatarak müdahale Ali'den. Ali Zorlu ardından Ergin geldi, topu aldı. Berk Niziroğulları, onun pası. Abdullah Karmil araya girdi. Atak devam ediyor Adana Spor adına. Ergin. Ali Zorlu top istedi. Ali. Berk. Bir kez daha Ali'ye geldi. Ali ayağından açtı. Sekti top Dilaver. Bu kez daha müsait. Dilaver düzeltti. Dilaver biraz fazla topla oynadı. Kaybetti. Sen bunu kulüpleri gönder. Hakem müsabakanın zeminine göre hangi top tercih edecekse, beyaz mı, turuncu mu, ona göre kararını versin. İsmail Şahmalı. Adana Spor'da Ankara Spor'un baskı kurduğu bölümlerde savunmanın arkasına sarkarak gol arıyor. Bir pas hatası geldi. Thiago'nun koşusu var. Thiago. Golü de buldu. Şimdi son 10-15 dakikadır da baskıyı kıramıyorlar. Neredeyse ceza alanının içine... Tamamı hiç tereddütsüz Osman Özköylü'ye koştular. Bu da evet, ilginç bir görüntüydü. Tistel'in golünde bunu görmemiştik. Ya şimdi sıkıntılı giden bir maç. Hocaları devre arasında belli ki bir şeyler söylemiş oyuncular. Ömer de orta sahaya yakın oynayan bir isim ve bir üçlü savunma gibi. Evet. Beşli başlayan defa. Evet. Taç atışını kullandı. Ergin sakladı. Pasını verdi. Ali hareketlendi ama daha yakın olan